<laughs> evet evet evet. Eee iyi akşamlar. Ben ne yaptım şimdi hiçbir neden olmadan açar açmaz ne yaptım? <laughs> <laughs> evet, ben eser mutlu Kahkaha yoga'sı master eğitmenim. Birçoğunuz biliyorsunuz bu bu sıralar kahka yani bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için kahkaha ve kahkaha yoga'sı çok önemli. Biraz minicik bahsedip ondan sonra hep beraber. Sizle birlikte nasıl güçleniyoruz, nasıl kahkaha yogası yapıyoruz, nasıl kendi kendimize kahkaha atıp ruh durumumuzu değiştiriyoruz bunu anlatacağım. Evet, kahkaha yogası aslında 1995 yılında Hintli tıp doktoru Dr. Madan Katarya tarafından dünyada başlatılmış bir teknik. Ee, bu teknik başlatıldıktan sonra bütün dünyaya yayılmaya başlamış. Şu anda dünyada 120 ülkede uygulanıyor. Çok önemli bir teknik. Çünkü faydaları hem bilimsel olarak kanıtlanmış, her alanda kullanıyoruz. Ee, ben de 2011 yılında Doktor Madan Katarya'dan bu eğitimi alarak Türkiye'ye geldim ve bu hareketi başlattım. Ne mutlu bize ki bugün çok ihtiyacımız olduğu zaman bu tekniği uygulama şansımız var. Bu çok çok önemli. Evet o zaman demin açar açmaz ne yaptım? <laughs> yaptım. Nedensiz güldüm. O zaman kahkaha yogası nedir diye başlayalım. Kahkaha yogası aslında hiçbir neden olmadan hiçbir neden olmadan doğru nefes alarak bir takım çocuksu oyunlarla mış gibi yaparak ikisinin birleşmesiyle başlayan değişen ruh halimiz gerçeğe dönen kahkahalarımız. Bu o kadar önemli ki hele dediğim gibi bugünlerde doğru nefes doğru nefes ne? Peki doğru nefes aslında bizim bebekken doğa, doğduğumuzda aldığımız karın nefesi. Bebeklerinizi hatırlayın, karınlarıyla nefes alırlar. İşte karın nefesi dediğimiz aslında diyaframımızı da kullanarak e, timus bezimizi ki çok önemli bağışıklık sistemimiz için kullanarak aldığımız nefes doğru nefes. Evet bizler doğru nefes alıyoruz çocuksu oyunlar yapıyoruz çünkü yine bilimsel olarak kanıtlanmış gibidir ki mış gibi yaptığımız oyunlar çünkü vücut ne yaparsa beyin ona inanıyor hareket duyguyu yaratıyor diyoruz bundan yola çıktığımız zaman da hiçbir neden olmadan sadece ve sadece <laughs> dememiz bile gerçekten çok yeter. Bu arada beni izleyenler tertemiz bir kalem alsınlar ellerine. Biraz sonra kaleme geleceğiz. Tertemiz pırıl pırıl bir kalem alın elinize. Evet, koyun kenara kaleminizi ve biraz sonra bu kalemi niye aldığımızı göreceğiz. Evet doğru nefes dedim doğru nefes almak yani bugünlerde gene çok önemli akciğerlerimizin kapasitesini genişletiyoruz onları çalıştırıyoruz karnımıza kadar nefesi gönderiyoruz ama her zaman için aldığımız nefesin bir fazlasını vermek durumundayız bu da çok önemli çok minik kaka egzersizleri ve nefes egzersizleri yapacağız. Ee, dediğim gibi 1995 yılında başlayan bu teknik hatta şu anda bütün öğret eğitmenler liderler Türkiye'nin her yerinde yapıyor. Ee, en çok ihtiyacımız olan teknik çünkü bu bir egzersiz programı. Günde 10-15 dakika gerçek olmasa bile attığınız kahkahanın bir dönem sonra hem alışkanlığınız haline geliyor hem de bizim stres seviyemizi düşürürken bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bu en önemli kısmı bugünler için stres seviyesi düşerken bu böyle bir şey. Bağışıklığımızın kuvvetlenmesi, ruh durumumuzun değişmesi hem Ruh halimiz değişiyor hem bedensel olarak sağlığımıza kavuşuyoruz. Bunun, bunun önemini de bugünlerde daha çok anlıyoruz. Evet biraz egzersiz yapalım. Herkes arkasına dayansın. Nefes dedik. Nefes çok önemli. Şimdi... Ee, derin bir nefes alalım, normal nefeslerimizi alalım. Peki karnınıza gönderebiliyor musunuz? Derin bir nefes alın, nefesinizin karnınıza kadar gittiğini hissediyorsanız, elinizi de şöyle koyun. Her zaman için karın nefesi almak çok önemli. Ee, kahkaha yogasının önemli bir şeyi var, karın nefesi aynı zamanda ağrıyı azaltıyor. 1960'larda bir yazar bu teknikle morfin kullanmasının ötesine günde 38 tane ağrı kesici kullanıyormuş ve kahkaha atarak karnının dalgalanması sayesinde 2 saat uyuyabilip 2 saatte ilaç kullanmadan geçirebilmiş. Demek ki ağrıyı da azaltıyor. Zaten oksijen dünyadaki en büyük şifa. Evet derin bir nefes alın ve bunu kahkahayla bir şöyle hiç hiçbir şey yok ama yine de ne dedim beynimize gönderdiğimiz bir şey derin bir nefes alın. <laughs> evet şimdi kalemlerimizi alalım elimle aldık kalemlerimizi ne yapacağız kalemlerle beynimizin nasıl inandığını göreceğiz. Evet. Kaleminizi alın. Ağzınızın en arkasına koyun. Kır. Ne yaptınız? Gözleriniz kısıldı. Ağzınız yani hareket duyguyu yaratıyor. Bir de <laughs> bir ses çıkarın bakalım. Ne hissedeceksiniz? Alın arkanıza. <laughs> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet. Evet, şimdi ne dedik? Kalem çok önemli. Canınız sıkıldı mı? Çok mu sinirlendiniz? Tutun bir tarafınızda evinizin temiz bir köşesinde kaleminizi canın sıkıldığı zaman koy şöyle. <laughs> Yapın. Çok rahatlayacaksınız. Evet biraz nefes egzersizleri yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Dediğim gibi aldığımız nefesin bir fazlasını vermemize verdiğimiz zaman hem rahatlayacağız hem de kahkaha sesleri çıkardığımızda da beynimizi kandırmaya başlayacağız. Bütün bunlar bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Doğru nefes, doğru nefes. Sayalım beraber 1 iki doğru nefes yapalım. Ondan sonra egzersizlerimize, kahkaha egzersizlerimize geçelim. Evet. Aldığımız nefesin fazlasını veriyoruz. Ne yapıyoruz? 1 2 3 4 alıyoruz. 1 2 bekliyoruz. 1 2 3 4 5 veriyoruz. Yapalım. Elinizi karnınıza koyabilirsiniz. Derin bir nefes alın. 1 2 3 4. Bekleyelim. 2 verelim. 2 3 4 5. Tekrar alalım. 1 2 3 4. Karnımız şişti. Karnımızda bir balon vardı. Şimdi veriyoruz. 2, 3, 4, 5. Harikasınız, harikasınız. Her zaman bu nefesleri yaparak daha fazla oksijen alıp biliyorsunuz aslında oksijen dünyadaki en büyük şifa. Ee, çok sinirlenen insanlara ne derler dur bir dakika bir, birden ona kadar say derler veyahut da sinirlenip bir şeye karar dur bir derin nefes al derler. Bütün bunların hepsi oksijen geldiği zaman bizim sakinleşmemizi sağlıyor. Evet egzersizlerimiz var. Ellerimizi şöyle bir bırakalım. Ne dedik? Kahkan sesleri çıkaracağız. Hiçbir neden. Aslında bizim kahkan yugasında nefesler çok önemli, gerinmeler çok önemli, çocuksu oyunlar var, çocuksu oyunlarla tetiklenip gerçeğe dönen kahkahalar var. İşte kahkaha meditasyonu diyoruz biz bu bölüme. Kahkahalar gerçeğe döndüğü zaman da vücudumuzun kimyası değişiyor birçok serotonin endorfin olmak üzere salgılarımız değişiyor. Bu çok önemli. Dediğim gibi bugünlerde önemi ise tartışmasız çok çok büyük. Evet şöyle ellerimizi uzatalım. Ellerimizi uzatalım. Derin bir nefes alalım. Tutalım nefesimizi ve bu nefesimizi kahkahayla verelim bakalım nasıl <laughs> Bir daha alalım. Çekelim çekelim karnımıza kadar gönderdik nefesimizi kahkayla. <laughs> Derin nefes alın. Ah, diye bırakın. Nefesinizi aldınız böyle. Çok rahat etmiş gibi derin bir nefes alın. Ah, diye bırakın. Şimdi biraz kahkaha egzersizleri yapalım sizinle. Ne dedim? Kahkaha egzersizleri. Aslında çocuksu oyunlar. Bizler çocuksu oyunlar oynuyoruz. Ama bu çocuksu oyunlarımızı oynamamızın nedeni aslında Kahkahalarımızın bir dönem sonra hemen gerçeğe dönüp ve bizim vücudumuzun kimyasını değiştirmesi. Ee, Kahkahayogasındaki çocuksu, <laughs> çocuksu oyunların e, birkaç tane çok temel oyunlar var. Onları yapayım isterseniz. Siz de benimle yapıyor musunuz? Yapın. <laughs> evet, 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 evet bizim çok böyle hepimizin kullandığı asıl e, aslında bu çocuksu oyunlarda yaptığımız bizim her hareketimizin sonunda kahkaha sesi çıkarıp bunun gerçeğe doğru gitmemiz. Mesela bir elimizde çilek suyu olsun bir elimizde süt olsun bunu karıştıralım içerken kahkaha atalım hazır mıyız? Çocuksu oyunlar dedik oynuyoruz. ha <laughs> ha Bir daha. Evet, bizim alkışlarımız var, sözlerimiz var. Bunlar bunlar da çok çok önemli. Nasıl alkışlarımız? Akapın Türk noktalarını harekete geçirecek, vücudumuzun ritmini yükseltecek şekilde. Eller birbirine paralel. Ne yapıyoruz? Ritmimiz. 1 2 1 2 3. 1 2 1 2 3. 1 2 1 2 3. Sözler: Ho ho ha ha ha. 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 Evet. Ben ama bugünlerde evde oturduğumuz ve hareketsiz kaldığımız için farklı şeyler de geliştirdim. Instagram canlı yayınlarımda yapıyorum. Ne yapacağım? Biraz kan dolaşımı hızlandıracağım. Benimle yapıyor musunuz? 1 2 1 2 3'ü şöyle yapacağız. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Ho ho, ha, ha, ha. ho, ho Ha ha ha, başka. Ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. Şimdi. Ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha 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 ha, ha, ha. <laughs> evet. Yine Devam ediyoruz. Çocuksu oyunlara. Ee, kızgın kahkaha. Çok kızdığınız birisi var. Bunu bir düşünün ama kahkaha atacaksınız. Nasıl atacaksınız? <laughs> Ondan sonra ho <laughs> evet benim çok sevdiğim kendi egzersizlerimde hep yaptığım bir teknik Umarım ben ne yapıyorsunuzdur Evet biz şimdi aslında, <laughs> biz şimdi bütün yapmak istediğimiz ruh durumumuzu değiştirmek. Bunun için kahkaha atıyoruz. Bunun için, sağlıklı olmak için şu anda kahkaha atıyoruz. Ve kahkaha aslında birçok yerde hastalara destek terapi olarak... Hasta uzun süre yatmakta olan hastaların, bakan kişilerin ruh durumlarını değiştirmek için benim e, çok uzun zamandır yaptığım, e, yıllar önce de başladığım cezaevlerindeki mahkumlar için, aslında zor durumdaki kişiler için de kullanılan bir teknik. Bu anlamda da çok önemli. Evet şöyle omzumuzu şöyle bir yapalım. Yaptık. Öbür omzumuzu da yapalım yaptık, rahatladık. Bütün stres her şey bizim omuzlarımızda. Biz bunu rahatlatmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle geriye yapalım. Tamam? Yaptık. Şimdi bir de bunları kahkaha sesleriyle birleştirirsek nasıl yaparız? <laughs> <Gülüyor> Tekrar. <Gülüyor> 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 bir de şöyle bir kahkaha deneyelim. Herkes uyuyor. Evde aklınıza çok komik bir şey geldi. Ne yaparsınız? Sessiz kahkaha atmanız gerekse nasıl sessiz kahkaha atarsınız? Herkes benimle denesin. <laughs> Doğru nefes, e, bizim karnımıza kadar gönderdiğimiz, yaframıza kullandığımız aynı zamanda Timus bezimizi de uyardım. <laughs> Peki, o zaman biliyorsunuz Timus bezi bizim bağışıklık sistemimiz için uyarıldığı zaman çok önemli. Timus bezimize vurmayı ihmal etmeyin. Hele vururken bir de kahkaha atarsanız tadından yenmez. Hadi bakalım. <Gülüyor> 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 Şöyle yapalım mı? Oh. Ho! Evet. Hiçbir neden olmadan. Bunu bir egzersiz programı olarak düşünün. Ama kesinlikle ve kesinlikle bunu yapa yapa gerçek kahkahalarınızı bulacaksınız. Birçok kahkaha şekli var. Mesela hiç tamam şu anda hiçbir şey olmasın ama hep beraber böyle bir takım kahkahalar atalım. <laughs> Ben ne yapabilir bunu? <laughs> kesinlikle. Herkes her şeyin farkında ama biz kendimizi sağlam tutmamız lazım. Bütün hikaye orada. Bizlerin bağışıklık sisteminin güçlü olması lazım. Ruh durumumuzun iyi olması lazım. Şu halde elimizde böyle bir teknik varsa niye uygulamayalım? Bu o kadar önemli ki onun için tekrar başlıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Karnıma kadar gönderiyorum nefesi. Ondan sonra yavaş yavaş verirken rahatladığımı hissediyorum. Çok rahatladım. Tekrar aldım. Karnıma kadar gönderdim. Karnımda bir balon vardı. Şimdi nefesim yettiği kadar ben aslında nefes verirken sonuna kadar kahkaha sesi çıkaracağım. Aldım. <laughs> Benim çok sevdiğim bir egzersiz daha var. Umarım yapıyorsunuzdur. Umarım yapıyorsunuzdur. Kesinlikle faydası var. Biliyorsunuz ağlamak ve gülmek aynı frekans. Şimdi sizlerle ağlarken gülelim, gülerken ağlayalım. Yapalım mı? Şimdi ağlıyorum. Bir anda güleceğim. Aranızdaki duygu durumunu değiştirin bakalım.

Aslan kahkahası vardır ama bu aslan kahkahası aslında e, burada tiroidlerde problemi olanlar için de ciddi bir şifa. Aynı zamanda da e, yoga eğitmenlerinin çoğunun kullandığı aslında dilimizi sonuna kadar çıkaralım ve kahkaha atmaya çalışalım. <laughs> sabah uyandınız. Mutlaka ve mutlaka tek başınıza olduğunuz zaman açın. Güzel bir camınızı açın. Derin bir nefes alın. Ama unutmayın aldığınız nefesin fazlasını vereceksiniz ki temiz havaya yer açın. Derin bir nefes aldınız, nefesinizi ta karnınıza kadar gönderdiniz. Bunu 5-6 kere yapın. Onun ardından ne yapın biliyor musunuz? Derin bir nefes alın. <laughs> deyin. Rahatlayın. Bir daha alın. <laughs> deyip rahatlayın. Şimdi derin bir nefes alın. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok önemli. <laughs> Ondan sonra Bizim bazı ısınmalarımız daha var. Mesela şöyle yapabiliriz. Herkes benle yapabiliyorsa çok seviniyorum. Ellerimiz iki kere dışarıya. Ho, ho, ha, ha. Bu ritmi de değiştirebiliriz. Karnımızın inip kalktığını da hissedelim. Na, nasıl yapıyoruz? Ho, ho, ha, ha. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha <laughs> evet, Aslında e, kahkaha atarak virüs kur, virüsleri kovuyoruz vücudumuz ne kadar güçlü olursa moralimiz ne kadar yine olursa, bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa, stres seviyemiz yükselmezse bizler kahkaha atarak bunları temin ediyoruz ve virüsü de artık kabul etmiyoruz. Zaten bütün kahkahamız ve her şeyimiz o. Ya yani kahkaha yabası bir şey yok 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 olduğunu kabul etmek değil. Var olan şeyin karşısında güçlü durmak. Bu çok önemli. Evet, sıkıntılarımız var, sabrediyoruz, evdeyiz. Bunların hepsi tamam. Ama var olan şeyin üstüne bizler elimizde böyle bir teknik varsa biz bu tekniği uygulayacağız. Biz bu tekniği uyguladığımız zaman bilimsel olarak da artık kanıtlanmış sağlığımız açısından stres seviyemiz ve bağışıklık sistemimiz için çok güçlü olan bu tekniğe sarılacağız. Bu çok önemli. O zaman ee, sonuna gelirken hep beraber e, dünya sağlığı için e, gerçekten artık hastaların iyileşmesi hepimizin hayatının normale dönmesi için derin nefesler alalım ve umarım siz de benimle kahkaha atıyorsunuzdur. Derin derin karnımızdan kahkahalar atalım bu bizi son derece rahatlatacak göreceksiniz e, ee, bir defa nefes başlı başına ama kahkahayla birleştiği zaman da bu mucize teknik oluşuyor. Bunu her zaman için söyleyebilirim. Hayatımın her anında iyi ki dediğim, iyi ki bunun eğitmeni olmuşum dediğim bu eğitimi bugünlerde daha çok haykırarak söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Evet derin bir nefes alalım. Şöyle alalım çık. <laughs> bir daha alalım. <laughs> evet, şimdi hep beraber rahat oturun. Yavaş yavaş. Ha bir tane daha var. Fermuar kahkahası. Ağzımız kapalıyor. Açılınca kahkaha atacağız. Tekrar kapatacağız. Hazır mıyız? Kapatıyorum. ama herkes birilerini özlüyor değil mi? Mesela <laughs> artık evlerimizdeyiz dışarı çıkmıyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle bir kendimizi önce kendimizi saralım. Sarılalım kendimize. Sonra kollarımızı sonuna kadar açıp sevinç ve kahkahayla çünkü kahkaha yogası içimizdeki sevinç duygusunu çıkar. Sevinç ve kahkahayla bütün olayların geçtiğini sevdiklerimize koşarak kavuşuyor olduğumuzu düşünelim. Şöyle yaptık. <laughs> Tekrar. Sarılın kendinize, sarılın kendinize. Sarılın, 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 sarılın. Şimdi kahkaha atın. <laughs> Bunun dili yok. Bütün diller de aynı. <laughs> Herkes aynı dilde kahkaha atıyor. En güzel tarafı. <laughs> ne dedik? Hiçbir neden olmadı. Bu çok önemli bir neden olmadı. Doğru nefes ve çocuksu oyunlar. Ruh halimizi değiştirebiliriz. Bu gerçekten bugünler için çok önemli. Doğru nefes dediğimiz karnımızla aldığımız bebeklik nefesimiz. Çocuksu oyunlar. Canınız sıkıldı. Ne dedim? Alın bir kalem. Koyun en arkaya. <laughs> like kanalı organımız. Bunu asla unutmayacağız. Vücut ne yaparsa beyin ona inanıyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Necla çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı verdiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim de haftanın dört günü Instagram'da canlı yayınım var. Ne dedik? kahkaha yogası bir egzersiz programı. Sakın unutmuyoruz. Hiçbir neden olmadan doğru nefes ve kahkaha atarak ruh durumumuzu değiştirip stres seviyemizi düşürüp bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyoruz. Bu çok önemli. O zaman son bir defa derin bir nefes alalım. <laughs> Diye verelim. Şöyle bir rahatlayalım. Ellerimizi sarkıtalım. Ve yavaş yavaş dünya sağlığı için kahkaha atalım. Hep beraber çok 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 önemli. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdikleri için. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> unutmayın. Günde 15 dakika kaka. Sizin alışkanlığınız haline gelebilir. Sakın unutmayın. Bu sizi her türlü şeyden koruyacak, daha güçlü yapacak. Sevgiler.